aklında olsun. Yılanlar neden deri değiştirir? Yıllar boyunca mitolojinin, korku filmlerinin ve hatta sağlık bilimlerinin en büyük merak konusu olan yılanlar. Onlar gerek boylarıyla, gerek zehirleriyle, gerekse karakteristik özellikleriyle doğanın en garip canlılarından biri. Yılanlar genel itibariyle insanlara soğuk gelen ve çoğu zaman ürkütücü görünüme sahip olan canlılardır. Belgesellerin uğrak konusu olan yılanların hayatında en büyük dikkati ise deri değişimleri çeker. Peki bu çok da sevimli görünmeyen canlıların deri değiştirmelerinin sebepleri nelerdir? Bu içgüdüsel eylemin belli bir zamanı var mıdır? Doğanın en tehlikeli canlılarından biriyle muhteşem bir yolculuğa hazır mısınız? O halde başlıyoruz. Yılanlar 3 metreden sonrasını göremeyen, koku almak için burun deliklerini değil, dillerini kullanan canlılardır. Uzun ve çatallı dillerinin her iki ucu havadan ve yerden gelen kimyasal kokuları alır. Engerek yılanları zehirledikleri avının izini dilleriyle takip ederler ve ölüsünü bularak yutarlar. Yılanların burun delikleri ağız kapalıyken alt çenedeki hava borusunun üzerine geldiğinden ağızlarını açmadan solunum yapabilirler. Yılanların zehirleri ise av etini eritmeye yarayan kuvvetli bir sindirim sıvısıdır. Zehirsiz yılanlarda bile zehirli olan kuvvetli bir sindirim sıvısı vardır. Örneğin bir yılanın ağzına parmağınızı soktuğunuzda ağız içerisinde yer alan tükürükleri nedeniyle parmağınızda çok şiddetli şişme ve yanma meydana gelir. Onların dişlerini sökmeniz de bir anlam ifade etmez. Çünkü tıpkı derileri gibi kısa bir süre sonra çıkan dişin yerine yeni bir diş mutlaka gelir. Peki nedir bu kendini sürekli yenileyen zehirli canlıların derilerindeki bu değişim? Bilindiği üzere yılanlar belli dönem aralıklarında deri değiştirir. Bu eylem yılanlar tarafından yılda en az bir kez tekrarlanır. Bu durumun temelinde yılanların hayvanlar aleminde sürüngenler sınıfında yer alan ve bu sınıfın karakteristik özelliklerini taşıyan canlılardan biri olmasıdır. Hayvanlar aleminde yer alan sürüngenler sınıfında Squamata yani pullular takımı bulunur. Bu takımda yaşayan türler içerisinde özellikle yılanlar ve kertenkeleler öne çıkar. Bu hayvanlar belirgin şekilde ve bir çeşit zorunlulukla deri değiştirirler. Yılan türlerinin pek çoğunda vücutlarını saran bu deri bir tulum gibi tek parça halinde değiştirilebilir. Belgesellerde de en çok dikkat çeken konu yılanların derileri içerisinden sıyrılarak sanki kabuğundan ayrılıyor gibi görünmesidir. Ancak bazı yılanlarda ve kertenkelelerde parça parça olarak atılan deriler de gözlenmektedir. İnsanların diline gömlek değiştirmek tabiriyle yerleşen deri değiştirme olayının yılanlar açısından amacı vücudun büyümesini ve gelişmesini, uzamasını yani kısaca mevcut vücudunu değiştirebilmesini mümkün hale getirmektedir. Yılanların üzerini saran pullar esnek yapılı değildir ve bu canlıların vücut gelişimlerini engelleyecek kadar da sert yapılıdır. Hayvanların çevresini saran bu pullar nedeniyle yılanlar kılıfın izin verdiği ölçüde büyüyebilir. Daha fazla bir büyüme gerektiği zaman pulların alt tabakalardan genişletilip bir gelişim imkanı sağlandığı, genişlemenin sağlanamadığı dar bölgelerde ise atılma yoluna gidildiği gözlenmektedir. Kısacası yılanların ve pullu familyasının deri değiştirmelerinin asıl nedeni vücutlarını büyütme ve geliştirme içgüdülerinden kaynaklanmaktadır. Tıpkı bir yaz önce girebildiğiniz gömlekleri bu yaz değiştirmek zorunda kaldığınız gibi. Aklında olsun, yılanlar gibi kaplumbağalar ve timsahlar da periyodik olarak deri değiştirip pul dökerler. Ancak her canlının deri değiştirme hızı ve kapasitesi farklıdır. Bu durumsa canlının türlerine göre farklılık göstermekten ziyade daha çok bir canlı türünün ne kadar hızlı büyüyüp geliştiği ve ne kadar iyi beslendiği ile orantılı olarak meydana gelmektedir. En nihayetinde doğa yine düşünebilme yetisi olan insanlardan herhangi bir yardım almadan hayatla mücadelesini devam ettirebilmektedir. Doğayla iç içe olunan ve bu düzene saygı duyulan günlere.